Kim yaptı sana bunu Yaşar baba? Kim? Kolay gelsin. Ben bir şey soracaktım. Buyurun. Bugün burada bir kaza olmuş. Birine çarpıp kaçmışlar, gördün mü? Gördüm, yazık adamcağıza. Çok kötü vurdu araba. Sonra da bastı gaza gitti. Kim çarptı peki? Yani arabanın içindekilerini görebildin mi? Yok, içindekini göremedim ama yeşil bir arabaydı. Yeşil araba. Alo Nihat Usta, senin ilgilenmen için bir araba getireceğim. Başka randevuların varsa iptal et. Bana çalışacaksın. Senden bir an önce kurtulmam gerek. Ay çocuğum, ay. Elleri kırılsın. Gavura vurur gibi vurdum çocuğuma ya. Çocuğum. Anne tamam anne, abartma, dur ya. Şerefsiz aniden saldırdı. Yoksa ben ona yapacağımı bilirdim de. Yaz kimseye durduk yere vurmaz. Bu ne o zaman? Ha? Bu ne, bu ne? Adama insan gibi gidip bir şey soruyoruz. Hani yardıma ihtiyacın var mı? Hani yardım edecek bir şey var mı hesabı? Herif bize saldırıyor ya. Hiç pislik. Kıskanıyor seni de ondan. Doktor bey, eşimin durumu nasıl? Kendine geldi mi? İlk birkaç saate göre daha iyi. Ama hala hayati tehlikesi devam ediyor. Hayati tehlike diyor Eylül. Ne yapacaksınız peki? İç kanaması olabilir. Benim tavsiyem bir an önce ameliyat almak gerekir. Ameliyat mı? Başka çare yok mu? Maalesef. Ancak sizin onayınız olmadan operasyonu alamam. Çünkü çok zor bir ameliyat. Yaşar Bey bu ameliyatı kaldıramayabilir. Hayati tehlikesi yüksek. Yaşar. Nuracığım. Nuracığım. İyi günler. Ben size bu büyük kazayla ilgili bir şey soracaktım. Evet abi, yaşlı bir amcaya çarpıp kaçtılar. Yeşil bir arabaydı. Sizin şu kamera plakasını yakalamış olabilir. Kayıtlara bakabilir miyiz? Abi yıllardır bozuk. Öyle caydırıcı olsun diye duruyor. Ayaks. Peki yakın çevrede başka kamera var mı? Vallahi burası ara sokak, yoktur. Ama emin olayım dersen karakola sor. Onlarda kayıtların hepsi vardır. Tamamdır. Sağ ol. Sana çarpını bulacağım Yaşar baba. Canım kızım, Eylül'üm. Bir anlık öfkeyle kalbini kırdım. Senden yüz çevirdim. Ama bu bebeği görünce hala benim küçük, tatlı, masum kızım olduğunu fark ettim. Affet beni yavrum. Bilemedim. Ben
Baban olarak seni affediyorum. Sen de beni affet. Ah be Yaşar baba. Zor bir ameliyat derken ne kadar zor? Babama bir şey olma ihtimali ne? O konuda kesin bir şey diyemem. Ama kesin olan şu. Ameliyatı yapamazsak Yaşar Bey'in hayatta kalma şansı yok. Üzgünüm. Allah. Tamam. Tamam, o zaman başka çaremiz yok. Ameliyat edeceksiniz babama. Yalnız şöyle bir durum var. Bu ameliyatı Yaşar Bey'in sigortası karşılamıyor. Başka hastanede sevk edemiyoruz. Mecbur burada yapmamız gerek. Çok mu pahalı ameliyat? 300 bin lira civarı. Anam 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 anam. Çok çok. Eylül ne yapacağız biz? Tamam. Tamam, yeter ki babam iyi olsun. Ben o parayı bulacağım. Siz ne gerekiyorsa yapın doktor bey. Tazminat babanın yanındaydı ama bankaya gidebildi mi, yatırdı mı, yatırmadı mı hiç bilmiyorum ki. Yok ya Nurhan anne. Yatıramadan çarpıp kaçmışlar ya. Millet hep kapışmış paraları. Polis 3-5 kuruşa da toplamış. Yam yam gibi kızım bu insanlarda. Bari önce ambulansı çağırın da ondan sonra şey yapın değil mi? Bulacağım ben o parayı. 300 bin lira para. Bu devirde kim kime veriyor? Hayırdır? Yani moral bozmak gibi olmasın da. Çok zor be Eylül'üm. Ne demek istiyorsun sen? Ölüme mi terk edelim babamı öylece? Bulacağım ben o parayı. Nasıl bulacaksın? Vallahi tek tanıdığımız zengin adam da Adnan Bey var ama. Hiç bakma öyle Nurhan'cığım. Bakalım istesek verecek mi hemen o da? Raziye. Benim kocam o adamın parasıyla iyileşmektense ölmeyi yeğler. Hadi diyelim ameliyat oldu, iyileşti. Ya Yaşar'ım öyle bir şey duyunca Allah muhafaza canına kıyar. Boş ver. Batsın onun parası. Ah ah. Keşke ben de olsa da. Çıkartıp şak diye koysam ortaya. Karım için, Yaşar baba için feda etsem ama yok. Canım oğlum benim. Ay nasıl fedakar bir çocuktur bu ya benim oğlum. Sağ olun. Ama sizin paranızı isteyen yok zaten. Allah Allah. Orada ne oluyor ki? İnşallah bizle alakalı bir şey değildir. Anne. Hadi gel biz seninle kantine gidelim de. Bak millet ağzına hiçbir lokma koymadı, gel. Bulacağım o parayı. Ne pahasına olursa olsun bulacağım. Eylül ne yapacağız biz? 300 bin lira. Nereden bulacağız? Düşünüyorum annem. Bulacağız. Koray haklı. Kimden istenir o kadar para? Polis etrafa saçılan parayı toplamış ama. O da bir şey. Babam bizim yerimizde olsaydı ne yapardı sence? O bir şekilde hallederdi. Doğru. Bir şekilde hallederdi. Her zaman yaptığı gibi. Bir kere ağaçtan düşmüştüm, hatırlıyor musun? Hatırlamam. Nasıl korkmuştuk? Kolum kırılmıştı.
Babam beni hemen hastaneye getirmişti. Hastaneyi ayağa kaldırmıştı. Kızımın canı acıyor. Biri hemen müdahale etsin diye. Fizik tedaviler, kontroller. Burası durmuştuk öyle. Her sabah evden çıkardı. İşe giderdi. Sonra oradan koştur koştur tekrar hastaneye. Ertesi sabah tekrar işe. O iki hafta boyunca bu adamcağızın ne yedi, ne içti, nerede, ne zaman uyudu hiç bilmiyorum. Hiç başından ayrılmadı. Ah Yaşar. Babam, o zaman masraflarını nasıl ödemişti hatırlıyor musun? Az bir birikmiş para vardı öyle. Yoktu anne. Yoktu. Bizim 1 lira bile birikmiş paramız yoktu. Halam anlattı bana o günleri. Babam çok çalışmış. Günlerce çalışmış. Hamallık yapmış. Bulaşık yıkamış. Yürek sallamış avuçları su toplayana kadar. Babam bizim için her şeyi yaptı anne. Her şeyi yaptı. Ben de yapacağım. Babam ölmeyecek. Onun yaşaması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ne pahasına olursa olsun. Siz oturun. Ben gidip şunu halledeyim. Babam, yardıma ihtiyacın varsa ben de geleyim seninle. Gerek yok, ben hallederim. Sen otur. Şu kolum sakat kalmasaydı da keşke boşluğa sırtımda kambur olmaya devam etseydi. Babam. Kurban olurum ben senin o sakat kalan eline. Bak, yıllardır süren dava sonunda bitti. Sen de beni affet artık da ben de rahat edeyim, ne olur. Anne? Ne oldu? Yok bir şey yavrum, yok. Baban gelecek ya, onu bekliyorum. Babam buraya mı gelecek? He. Kızımın bende bir emaneti var, onu vereceğim dedi. Ya. Babam bana bir şey mi getirecekmiş? Eylül. Yavrum. Herhalde babanın kalbi yumuşadı. Seni affedecek. İnşallah annem, inşallah. Babam. Ne verecektin acaba bana? Yaşar baba nasıl? Aynı. Hala baygın. Eylül. Baban seni çok seviyor. Onu böyle kaza bela yıkamaz ama senin gözyaşların yıkar. O yüzden güçlü ol. Neden korkuyorum biliyor musun? Neden? Eğer babama bir şey olursa bir daha gözlerini açamaz. Beni affetmeden benimle küs gitmiş olacak. Ben bu acıya nasıl katlanırım bilmiyorum. Nasıl yaşarım bilmiyorum. Baban seni affetti Eylül. Merak etme. Yaşar baba sana küs değil.
Kaza yerine gittim. Belki bir ipucu bulurum diye. İki tane paket buldum. Birinde bebek eşyaları vardı. Biri mavi, biri pembe, iki tane zıbın almış. Patikler, bebek eldivenleri falan. Sanırım kazadan önce torun için hediyeler almış. Birinde de bu bebek vardı. Üzerinde de senin için bir not var. Senden hiç vazgeçmemiş, hiç ümidi kesmemiş. Bak, ne olursun Allah'ım artık. Her şey düzelecek. Yaşar baba iyileşecek. Oyalanmadan dosdoğru sanayiye git. Usta bu arabayı parçalasın. Tek bir vidası bile kalmayacak. Her yerini söksün, dağıtsın. Mobese kameraları mı çalışmıyormuş? Peki Yaşar amcaya çarpan arabayı nasıl bulacağız? Ben şimdi merkez karakolundan çıktım. Bir gelişme yok. Evet biliyorum. Elimizdeki tek bilgi o. Yeşil araba. Başka da bir şey yok. Bu resmen samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Tamam komiserim, çok sağ ol. Eğer bir gelişme olursa haberdar edersin. Kolay gelsin. Ne olmuş am? Arkadaşın bir şey öğrenmiş mi? Mobese kayıtları yok. Görgün tanıdıkları Yaşar amcaya çarpan arabanın yeşil olduğunu söylüyorlar. Onu biz de biliyoruz. Başka da bir şey yok. Ya am. Ya istersen eve geçelim de bir iki saat uyu. Sabaha kadar yeşil araba aradım. İsterseniz arabayı iyi bir fiyata okuturuz. Ulan ben bilmiyor muyum okutmasını? Sen bana akıl mı veriyorsun? Bu araba imha edilecek. Yoksa sizi lime lime ederim. Bir Allah'ın kulu bile bir tek parçanızı bulamaz. Tamam ağam. Bana bak. Bir şey olursa beni ne gördünüz ne de biliyorsunuz. Ona göre. Beni sen mecbur ettin Yaşar. Geberirken de ayağıma dolaşmana izin verme. Bu araba? Tesadüfe bak. Hem de yeşil araba. Sen yaptın değil mi? Sen yaptın pis katil! Sen yaptın, sen babamı öldürmeye çalıştın! Baba, inşallah bu meselede senin bir parmağın yoktur. Umarım düşündüğüm gibi değildir. Takip et abi. Tamam ağa. Yakaladık Seyfo. Ağam, yengenin babasına çarpan araba bu mu şimdi? Şu yenge lafını at artık Seyfo. Gözünü seveyim at. Ağzıma yapıştı ağam ya. Ağam, araba eğer kesin buysa
kıralım önlerine, indirip ağızlarını, burunlarını dağıtalım. Olmaz. İçindekiler kaza yapan kişiler mi bilmiyoruz. Riske atamayız. Ama Yaşar babanın canına kast edenleri bulacağız. Ağam. Yalnız bu araba sizin sokaktaydı ya. Ya pek yakıştıramıyorum ama sanki Adnan ağam. Eğer bunu babam yaptıysa bir daha onun yüzüne bile bakma. Ne oluyor? Benzin bitmiş. Ya ağam, arabayı takip edeceğiz diye benzin aldırmadın ya. Şimdi sırası mıydı? Kahretsin! Abi git bir benzin al, araba bul, bir şey yap. Adamlar kaçıyor. Abi harisene. Ağam otostop çekiyorum. Hadi abi ya. Dur. Ne yaparsanız yapın. Sizi bulacağım. Hanım ellerine sağlık. Acılı. Çok güzel olmuş menemen. Adnan. Hı. Hayırdır? Sen hiç bu kadar erken kalkmazdın. Yok. Her zamanki saatte kalktım. Hava geç aydınlanıyor ya. Sana öyle gelmişti. Herhalde. Adnan. Heh. Benim aklım bizim oğlanda kaldı. Gece eve gelmedi. Sana haber vermedi mi? Yok, bana haber vermedi. İnşallah yine Yaşar'ların eteğinin dibinde gezimiyordur. Dün o kadar dedim gel diye dinlemedi. Ne yapayım, koca adamı kulağına tutup zorla mı eve getireyim? Vallahi ben de ne yapacağımı şaşırdım. Vallahi şaşırdım. Biz ne yapsak oğlanı onlardan geri tutamıyoruz Adnan. Bir taraftan da insan üzülüyor tabii. Adamcağız hastanede canıyla uğraşıyor. Canı çıksın. Bana o kadar yaptığı nankörlükten sonra ne hali varsa görsün. Bana bak. Seni de ilgilendirmeyen konulara burnunu sokma.